Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Günlerdir beklediğiniz o meşhur videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi sandığımızı açalım ve süngümüzü çıkaralım. Bugün süngü restorasyonu yapacağız. Hadi başlayalım. Limon tuzumuzu döktük. Şimdi kaynar suyu ekliyorum. Evet, şimdi kabımıza süngümüzü yerleştirmeden önce, şimdi bu kap bunun için çok küçük olduğu için şöyle bir bez saracağım üzerine ve suyu her yerine ulaştırmasını sağlayacağım. Bu bez suyu emecek. Kapağını kapatacağız. Ve buhar her yerine işlemesini sağlayacak. Bu şekilde bırakıyorum. Ve bir süre sonra ters çevireceğim. Bu dışarıda kalan kısımlarını tekrar suyun içine yerleştireceğiz. Bir saat geçti. Şimdi tersine çevireceğim. Arkadaşlar, evet, şimdi limon tuzu çözeltisinden çıkaracağım. Benim küçük tel fırçam vardı. Bu sarı fırça olduğu için sarı telleri sarıdan yapıldığından dolayı biraz daha yumuşak, biraz zor çıkarıyor. Ama yüzeyine de zarar vermiyor aynı zamanda. Binlik, bin kumluk zımparayla zımpara temizliğini yapacağım. Hobi matkabıma taktığım tel fırça yardımıyla yüzeyinin o çukurlaşmış bölümlerini temizleyeceğim.
Sonuç. Kaldık mı? Kaldık mı? Kaldık mı? Kaldık mı? Arkadaşlar, restorasyonu bitirmek üzereyim. Şimdi şu eski ahşap kısmına bezelye atacağım. Şu çukurlara fazla girmek istemiyorum çünkü orijinalliği bozulur eğer bunlara girersem. Keskinliği hala daha üstünde. Ben dokunmasam bile keskin yani. Şu kısmı keskin. Şu anki askeriyede kullanılan süngülerde, daha doğrusu kasa buralarda, buralar keskin değil. Sadece delici özellikler. Bu kılıca benzer bir süngü. Aynı zamanda kesmeye yarıyor. Şimdi bezir yağını süreceğim. Ses yardımıyla bezir yağını veriyorum. Biraz bekleteceğim. İyice içine işlesin. Sonra kuruması için bezle sileceğiz onu tekrar. Şimdi kuru bir bez yardımıyla sürdüğüm bezir yağının fazlasını vereceğim. Şimdi yüzeyine makine yağı süreceğim, paslanmaması için. Arkadaşlar, restorasyonumuzun sonuna geldik. Yüzeyini elimden geldiğince parlatmaya çalıştım. Yalnız yüzey bayağı darbelerden dolayı çukurlaşmış olduğundan fazla derine girmek istemedim. Derine girersem bu sefer orijinalliği bozulacaktı. Kabzasındaki ahşabı biraz zımpara ettim ve bezir yağıyla üzerini kapladım çürümemesi için. Ve metal yüzeylerini komple makine yağıyla kapladığım için daha paslanmayacak. Bir Dede Yadigarı videosunun daha sonuna geldik. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış olan bu silah süngüsünün restorasyonunu yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.